Seçimin en çok konuşulan yerlerinden büyük çekmece sahte adres ve seçmen skandalıyla gündemde. CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan bir işçinin boş arazilere, tır garajına, anaokuluna ve inşaat halindeki binalara binlerce sahte seçmen kaydı yaptığı belgelendi. İşte sahte seçmen kaydı yapılan o yerler. Hiç kimsenin oturmadığı bir evi hiç açıyoruz hiç şu anda kimse, değil mi? Hiç kimse yok. Hepsi boş. Daire var, oturan yok ama bu evler 31 Mart öncesi seçmen adresi olarak gösterildi. 31 Mart'ta kimse burada yoktu. Etrafta ne bina var ne insan var ama kayıtlarda burada seçmen görünüyor. İstanbul Büyükçekmece seçimden önce de usulsüzlüklerle gündemdeydi. Seçim yapıldı, skandallar bitmedi. Kesinlikle. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz organize dediği usulsüzlükle ilgili belgeleri paylaştı. 36 inşaat, 35 sahte adres, yok yani öyle bir adres. 269 ikamet etmeyen, 31 beyanda bulunmayan, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan bir işçinin 28 Mart 2017'de Nüfus Müdürlüğünde görevlendirilmesiyle başlayan ve ardından ortaya çıkan sahte kayıtlar. Büyükçekmece'deki bir işçi ilçe nüfus müdürlüğünde görevlendiriliyor. Ve o ilçe nüfus müdürlüğünde çalışan kişi iskana açılmamış bir yeri numaralandırıyor, bir tır aracını numaralandırıyor, bir okulu ev gibi gösteriyor, bir sokağı ev gibi gösteriyor, bir arsayı ev gibi gösteriyor ve hemen oralara seçmen kaydı yapıyor. Büyükçekmece'ye taşınan 11.186 oy ve 104 boş arsa 35 sahte adres. O sahte adreslerden biri de Pınartepe mahallesindeki Rezzan sokakta bulunan bu 4 bloktan oluşan site. Seçmen kayıtlarına göre burada 70 seçmen vardı ama bakıyoruz daireler henüz inşaat halinde. Bakalım içeride birileri var mı? ne elektriği var, ne suyu var, ne yok, doğal Hiçbir gazı. şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hiç. Ama seçmen görünüyor burada. Tabii tabii, burada yazmışlar ama... açalım siz bakın. Bakalım. bakalım. Seçmen kaydı yapılan o dairelerden birindeyiz. Kapıları yok. Henüz inşaat halinde hiçbir şeyi tamamlanmamış dairenin. firma yetkililerinin ifadesine göre de burası en erken bayram sonrası bitecek. Yani taşınmak aylarca sürebilir. Duyan şaşırıyor çünkü bu evlere işçiler dışında kimse girip çıkmıyor. Şaşırttı mı sizi? Tabii şaşırıyoruz. Nasıl şaşırmazsın? <laughs> ya yani o kadar seçmen burada ama kimse yok. Sadece evler değil, büyük çekmecede 104 seçmen de boş arazilere kaydedildi. <laughs> o sahte adreslerden biri de Marmara Caddesinde şu an beton yığınlarının bulunduğu bu arazi. Seçimden aylar önce bu iki blokta yaşayanlar burayı terk etti. Yani evlerini boşalttı ve seçimden 10 gün önce de o iki blok yıkıldı. Ama 31 Mart seçimlerindeki kayıtlara göre o gün burada seçmen vardı. Yani bu boş arazide ikametgahı bulunanlar seçim günü başka adreslerdeydi. seçim günü burada bir ev var mıydı? Yok 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 yok. Herkes taşınmıştı. Tabii 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 skandal bununla bitmiyor. İlçede 7486 kişinin kaydında şüphe oluşturacak şekilde işlem yapıldı. 7282 kişi Büyükçekmece'nin hatta İstanbul'un dışından ilçeye kaydırıldı. 100 adet adres değişikliği formunda kişilerin imzası olmadığı anlaşıldı. Büyükçekmece'deki usulsüzlüğün boyutları çok büyük ve tüm bunlar belgelerle tek tek ortaya konuyor. Sahte seçmen kaydının yapıldığı yerler arasında boş araziler, henüz tamamlanmamış inşaatlar, anaokulu ve hatta tır garajları bile var. Arkadaki tır garajı da sahte adres olarak gösterilen 3 tır garajından bir tanesi ve elbette orada kimse ikamet etmiyor. Sahte seçmen iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Seçmenlerin bulunduğu iddia edilen adreslere yetkililer şimdi tek tek gidiyor. İçeride birisi var mı, yok mu? Onları kontrol ediyor. İnceleme tutanakları Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Herhangi bir gözaltı işlemi olmadı.